Merhaba sevgili seyirciler, yeni bir haftadan, yeni bir Ege'nin İnce Uzun Yolları programından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün muhteşem bir yerdeyiz. Arkamdaki manzaradan önce açılışta hemen benim ön tarafımda yer alan Kaplumbağa'la başlamak istiyorum programıma. Kaplumbağa buralarda karşımıza çıktı ve dedik ki madem karşımıza çıktın, o zaman gel seni de televizyona çıkaralım, seni de meşhur edelim, seni sadece ve sadece bulunduğumuz yer değil herkes tanısın istedik ve onu da göstererek muhteşem bir manzarası olan bir kentteyiz, bir ilçedeyiz. Burası neresi? Burası Muğla Menteşe. Efendim, öyle bir yere getirdiler ki bizi. Lebi Derya, Allah'ım buralarda günlerce, aylarca değil, yıllarca kalıp vakit geçirebiliriz. Hemen arka tarafım Muğla Merkez, yani Menteşe ilçesi. Onu görüyorsunuz, şehir yaşantısı orada. Sağ tarafımdaysa o muhteşem yaylaların olduğu bölge. Hakikaten sağ tarafım yaylalar, arka tarafımsa şehir ve hayat. Biz Muğla Menteşe'ye geldik. Burada Menteşe Belediyesi'nin misafiri olduk ve bizi Muğla'nın merkezinde bulunan Menteşe ilçesini gezdirecekler. Aklınıza Muğla deyince, Menteşe deyince neler geliyor? Hepsini bir kenara koyun. Biz burada gezeceğiz. Gezdiklerimizi, gördüklerimizi, yediklerimizi, içtiklerimizi sizlere anlatacağız. Hazırsanız şimdi çekyatlarınıza ya da koltuklarınıza oturun ve deyin ki ah ah ben oraları çok iyi bilirim. Ah oralarda ne güzellikler vardır. Hepsini hatırlayacağım. Ya da buraya hiç gelmeyenlerse ya orası ne güzelmiş. Hadi hanım, hadi arkadaşlar bir an evvel gidelim diyecek gibisiniz. Hazırsanız hepinize şimdiden Muğla Menteşe'den iyi seyirler. Sevgili seyirciler, Muğla'da harika bir yerdeyiz. Muğla Menteşe ilçesinde ve neredeyiz? Şu anda Yerkesik'teyiz. Yerkesik İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesindeyiz. Burada ne oluyor? Burada Yerkesik Otantik Oyuncak Şenliği yapılıyor. Unutulmuş birçok oyun burada sergilenecek. Şimdi sözü çok uzatmak istemiyorum ama çünkü burada hakikaten çok güzel şeyler oluyor. Birçoğumuz özellikle yaşı 40-40'ın üzerinde olanları çocukluk günlerine götüreceğimiz şeyler var. Ne oyunlar var, ne oyunlar. Şimdi tabii PlayStation'lar, bilgisayar oyunları çıkınca inanın bunları unutuyoruz. Fakat bir dönem insanlar çocukluk döneminde bakın nelerle yaşıyorlarmış. Mesela şimdi bir çember çevirme var ki hemen protokoldekiler burada Erhan bu tarafa doğru gelelim. Bakın bu çemberi herkes çeviremez. Şimdi görüyoruz burada kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi şu anda aldılar. Hadi bakalım başkanım bir görelim yeteneği. Bu çemberi çevirerek çocukluğunu geçirenler için zevk ama bir de ben deneyeceğim nasıl bir şeymiş diye. Şöyle bir geçeyim bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl, zor mu? Vallahi çok zor ya. Nasıl yapıyoruz bunu? Geçiriyoruz şöyle. Benim oynadığım oyunlardan değil bu ya. Değil ben, mi? Biz çelik çomak. Bir bakalım çevirelim bakalım, hadi bakalım. Hadi çağırıyoruz. Hadi. Evet. Bir de ben deneyeyim bakayım. Ha, buyurun, ben mikrofonu tutuyorum sizlere karşı. Bir bakalım. Mahcup olacağız gibi ya. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Alttan tutuyorsun. Nereden? Alta doğru sür. Tamam. Evet. Bunu alta doğru sür. Bir, iki. Evet. Evet. Şimdi oldu. Bravo. Vallahi oldu. Müzik
Vallahi süper. Onu daha önce çevirdin. Harika tabii canım. Benim çocuk oyunlarıyla aram çok iyidir hakikaten. Oh, iyi de koştuk. Protokol şimdi sadece bu değil. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra daha oyunlar var. Hepsini izlemeye devam edelim. Seyircilerimiz kaçımız ip atlıyor ve bu dönemde aslında bu olayı kaçımız gerçekleştiriyor. Özellikle zayıflamak için de çok ideal. Bir yerde spor gibi bir şey. Şimdi bu ipin içine ben de geçip bir atlamayı deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyiz? Olmuyor. Demek ki hadi ben genç. İşte sevgili seyirciler, bu güzel gün devam ediyor. Hakikaten burada aslında bu güzel günün devam etmesini sağlayan tabii ki devletin yetkilileri de çok önemli. Böyle yer kesikte oluşan bu güzel etkinliğe Muğla valimiz de katıldı. Hem valimiz çember çevirdi, ip atladı, topaç attı. Kısacası kendisi de aslında çocukluğuna döndü. Sayın Valim merhaba. Nasılsınız? Muğla Valimiz Mustafa Hakan Güvençer'le beraberiz. Evet. Önce hakikaten sizi burada görmek bizi de mutlu etti. Biz de bir gezi programı yaparken yer kesik ilkokulu ve ortaokulunun bahçesinde sizi görmek güzel bir olay. Çocukluğa gittik mi gerçekten ya da bunları yaptık mı çocuklukta? Çember çevirme hariç hemen hemen burada sergilenen tüm oyunları oynadık çocukken. Tabii topaç da dahil. Gösteride bulunan arkadaşlar kadar profesyonelce olmasa da hepimizin çocukluğunda aynı ortaklıklar var. Çocukluğa gittik, keşke gitmek zorunda kalmasaydık. Keşke hayatın bütün gayreleri bizi çocukluğumuzdan koparmasaydı. O içimizdeki çocuğu sürekli yanımızda taşımış olaydık. Evet. Gel abim şöyle. Ama biraz uzaklaştık. Bugün bir vesileyle çocukluğumuza gittik dediğiniz gibi. Tabii ki siz sonuçta plakanızda 01 yazıyor. Yani Muğla'da en sözü geçen kişilerden birisiniz. Muğla için konuşalım biz. Bütün Türkiye için konuşabiliriz ama madem evet. Muğla'dayız. Hakikaten bu oyunların dışında şimdi bir PlayStation hastalığı, bir bilgisayar hastalığı ne yazık ki bazen biz de oyunlara giriyoruz ama bu oyunlar insanlara biraz daha hem sosyalleşme hem arkadaşlık duygusunu hem de sanırım yeteneklerini de ön plana çıkarıyor değil mi? Sizler bundan sonrası için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bize öyle geliyor ama bakıyorum siz de artık ortaya yaşa yaklaşmışsınız evet. Genç olsanız da bizim sesimiz sözümüz bu. Ama ne kadar haklıyız çok emin değilim. Tabii oturup günlerce bir seminer, bir sepozun konusu dahi yapabiliriz. Oyunlarımızı, oyun kültürümüzü, bunların arkasındaki felsefi derinliği. Ama protokol sıralarında çocuklarımızı seyrederken şöyle bir düşündüm. Onların acemiliklerini gözlemledim. Çocuklara sormak lazım. Acaba onlar nasıl düşünüyorlar, nasıl değerlendiriyorlar? Teknolojiye ayak uyduracağız diye çocukların güzelliklerini, hayallerini, gelişme imkanlarını ellerinden mi aldık? Yoksa nesil çatışması gereği bizim yaşımızdaki grup insanlar mı böyle bakıyorlar? Doğrusu çok emin değilim. Ama kuvvetle muhtemel bizim böyle düşünmemiz normal. Kuvvetle muhtemel çocuklarımız başka bir dünyanın insanları olacaklar. Onlar için ne yazık ki işte çemberdi, topaçtı, ip atlamadı.
sadece nostaljik, belki de hikaye kitaplarında okuyacakları uzak şeyler olacak gibime geliyor. Kesinlikle haklısınız. Onlara da hak vermek lazım tabii. Çünkü onlar da teknolojiye falan ayak uydurmak zorunda. Sayın Valim çok teşekkür ederim. Yoğun programınız var. Ben teşekkür ederim. Evet, Yerkesik 4. Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği devam ediyor sevgili Sayın seyirciler. Valim. İzlemeye ve devam edelim. Şimdi birazdan muhteşem görüntüler izleyeceksiniz. Yine yaşı belli kategorinin üstünde olanlar çocukluk döneminde bunu oynadılar. Ama yeni kuşağın biraz da böyle kurmalı sistemle oynadığı ama yeteneklerini sergilediği muhteşem bir topaç gösterisi sergileyecekler. Herkesin elinde topaçlar var. İşte topaçları görüyorsunuz. Şimdi topaç çevirmeyi hep beraber izleyelim bakalım. Bütün dünya buna. Nasıl kuruyor onu da görelim. Nasıl yapıyorsunuz? Tutup şöyle. Şimdi bakalım izleyelim. İşte şöyle tutuyoruz. Ekrana tam net gösterelim. Sıkı bir şekilde tamam. Sarıyoruz. Sarıyoruz. İşte sonuna kadar ipin bitene kadar sarıyoruz. Sarıyoruz. İpi uzun. İsmi neydi bu arada? Ömer. Tamam Ömerciğim. Harika bir şey yapıyorsun. Aynen. Sonra, gerdiriyor musun onu? Aynen. Sıkı bir şekilde sardım. Buraya dikkat sonra, edin. İşte sıkı sarıyoruz. Tamam. Tamam. Ondan sonra tutuş şu şekil. Tutuş nasıl? Tutuş yavaş şöyle. Göstereyim seyircilerimize. Tutuş şöyle şu şekil. Atarken nasıl atıyoruz? Atarken de işte şöyle tutuyoruz. Atıyoruz. At, evet. Aynı. Peki şöyle bir atışı bir önce gösterelim. Atmayalım bir gösterelim. İşte şöyle atıyoruz, çekiyoruz. Peki. Şimdi Ömer bunu gerdirdi, hazırladı. Sen bunu ne zaman öğrendin? Çocukluktan. Biliyorsun. Aynen. Peki. Bilmeyenlere de öğretiyor musun? Evet öğretiyorum. Aynen. Ama şu an şu şartlarda hiç yok topaç falan. Hiç kalmamış eskilerden tabii, böyle. Bu arada seyircilerimiz diyebilirsiniz ki ya sen bu topaçı gösteriyorsun da ben bu topaçı nerede bulacağım? Aynen. O vallahi da var, o da bir sorun yani. Onu bir yetkililere ulaştırmak lazım. Onun için biz hani seyirciler de demesin yani ballandıra alırız. Topaç çok. Hadi bakalım Ömerciğim bir atalım şöyle. Tabii. Açık tarafa doğru. Şu tarafa dur. Atalım. Evet. Şöyle dönüyoruz abi. Tamam. Aslında zemin düz olduğunda zemin düz olsa elini alabilir misin? Aha, alırız. Al bakalım. Harika. Olmadı. Andı ya. Peki. Zeminin aslında zemin mermer gibi olması, olduğunu, aynen, çok düz olduğunu düşünürseniz sevgili seyirciler. Hem ses çıkıyor hem de o bayağı bir dakikalarca dönüyor. Aynen öyle. Ne düşünüyorsun mesela yeni kuşak bunu bilmiyor. Yani ne bence yeni kuşağa bunlar tanıtmamız lazım. Aha, aynen. Teknolojiden hep masa başındalar. Bilgisayarlarla, PlayStation'larla. Ben bunun bir şeyinden gördüm çocuğun bir elinde. Şöyle alıyordu, kuruyor. Bırakıyordu. Dedim gelişmiş bu ne? Şey. Bu dedi kurma. Ya abim sen ne yapıyorsun bununla vakit geçirdin mi? Hadi bakalım aynen, bir tane daha atalım. Çünkü bu insanların yeteneğini ortaya çıkarıyor değil mi? Aynen. Sen ne zamandır yapıyorsun? Ben küçüklükten beri yapıyorum. Siz buralı mısınız? Hayır biz buralı değiliz. Biz doğuda kaldığımız için. Nerelisi? Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da da var mıydı bu? Aynen biz çok oynardık. Elazığ. Ne güzel mesela bak bunu da yeni öğrenmiş olduk. Biz Ege tarafında İzmir'de de var tabii. Ben ters çeviriyorum. Evet sen nasıl yapıyorsun? Ben ters çeviriyorum. Aynı bağlıyorum ama ben ters atıyorum. Ters atıyorsun. Aynen. Peki izleyelim bakalım. Hadi. 1, 2, 3.
Oo. Evet, gerçekten nefis bir şey kaçırdık elimizden. Ama ters atıyor. Olabilir. Ömer düz atıyor ama öyle ya da böyle dönüyor. Peki bunları nerede bulacağız? Valla o da yetkililere buradan seslenelim. Yetkililer. Bakkal amcalara seslenelim. Ya bunlardan alın da çocuklar öğrensin ya. Evet. Nereden mi bulursunuz? Artık toptancısına falan bir yerlerde var. Doğu'da mesela memleketinde hala var mı bu? Var. Var ama çok az. O da orada da mal saldı. Devir değişiyor ya, daha hazır oyuncaklar çıkıyor. O yüzden bunların devri bitti. Orada da yani bitti diyorsun. Aynen. Evet. Zamanla tükeniyor. En azından siz güzel insanlarsınız. Aynen. Bitmemesi için çaba sarf ediyorsunuz. Aynen. Gelin bakalım bu tarafa doğru geçelim şimdi. Evet, kolay gelsin. Gelin şöyle arkadaşlar. Gelin şöyle. Evet. Yeni öğrenen var mı bunu? Yeni. Daha yeni öğrenen kim mesela? Ben. En yeni sen misin? Evet. Ne kadar oldu? Yani yaklaşık bir haftadır falan bir çalışıyorum. Haftadır. Nasıl durum? Durum ilk başta biraz karışık ama sonra çözülebiliyor. Peki evet. At bakalım, senin adın neydi? Emre. Peki Emre, hadi bakalım. Tobancı bir denem seni de. Arkadaşlar teşekkürler. Tamam. Umarım döner. Tebrikler, harikasın. Bakalım bir de ben denedim, bir sardım. Ben de bir atayım bakalım şöyle bir. Yaşasın be, süperim valla. Sevgili seyircilerimiz, şimdi sizlere Muğla'nın Yerkesik mahallesinden, eskiden belediyede burası, çok güzel görüntüler göstereceğiz. Aslında dünyanın ne kadar küçük olduğunu, haritada bile bazen bulmakta zorlandığımız yerlerin ülke vatandaşlarının Türkiye'de ne kadar güzel uyum sağladığını göstereceğiz. Gerçekten burada çok farklı misafirlerimiz var. Hemen dikkati çektiler ve kendilerine dedim ki Türkçeyi o kadar güzel konuşuyorsunuz ki hadi gelin bakalım dedim Ege'nin Yolları programına. Ege Televizyonu aracılığıyla sizi ulaştırabileceğim her yere gösterim istedik. Önce merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm. Evet, şöyle geçelim bakalım ben aramıza. Evet. Ben takım aldım. Şimdi burası Muğla, biliyorsunuz özellikle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden ötürü çok farklı kişileri de misafir ediyor, konuk ediyor. Önce şimdi arkadaşlarımız var. Merhaba, ismin ve nerelisin? Ahmet. Ahmet Mesut Ganalıyım. Benim adım Kasım, Somalliyim. Abdülvariz Ganalıyım ben. Gana, Somali. Samet Ganalıyım. Ammar Yemenliyim. Yemenli. Evet. Araya da birkaç tane bizden yerleştirdik. Şimdi efendim, Gana, Somali, Yemen, hemen düşünüyorsunuz. Ay neredeydi falan diyorsunuz haritada. Ama onlar Türkiye'ye gelmişler ve burada okuyorlar. Matematik bölümü okuyorsunuz herhalde. Evet. Farklı bölümde okuyan var mı? Çocuk evet. Gelişimi var. Evet. Şimdi sen hangi bölüm? Ben biyoloji okuyorum. Biyoloji okuyorsun. Türkiye'ye geldin. Kaç yıl oldu geleli? Daha bir sene olmadı ya. Bir sene olmadı. Evet, Temmuz'da bir sene olacak. Bir sene oldu. Gelirken Türkçe biliyor muydun? Hayır, hiç bilmiyorum. Hayır, hiç bilmiyordum diyor. Bir sene içerisinde hem beni çok iyi anlıyor hem de kendisi de çok iyi anlatıyor. Hayır, nereden öğrendin? Ben İzmir'de öğrendim ilk geldiğimde. Hı hı. İki ay içinde öğrendim mesela, sonra okula gittim. Türkçeyi 2 ay içinde öğrendin. Evet. Vay be, biz 5 yıl okuduk ilkokulda öğrenelim diye. Önce harikası. Peki, açık net. Türkiye'yi nasıl buldunuz? Vallahi Türkiye çok sakin bir ülke. Yani daha barış, her şey düzenli. Çok çok sakin bir ülke bence. Hani. Mesela kendi ülkende mukayese ettiğinde neler güzel, neler eleştirilebilir? Yani bence yani her ülkesi daha benim mesela ben Ganalıyım. Gana seviyorum. O da sen de Türkiye'de seviyorsun. Gana'da ne var özledin de burada olmuyor? Her şey var yani mesela sadece yemekle falan. Bizde
pilav var ya. Ghana'da pilavı yiyoruz. Ama bazı zaman patates de var. Ghana'da büyük patates var. Tatlı patates var ya Ghana'da, burada yok. Ama yiyoruz ya yani. Hepsiniz aynı bence. Yani. Memleketini özlüyor musun? Ki muhakkak özlüyorsun. Ailen orada. Evet, ailemi özledim ama bazı zamanlar konuşuyoruz yani. Konuşuyorsun. Evet, konuşuyoruz. Yani teknoloji var tabii ki. Evet. Senin hangi bölüm? Ben biyoloji okuyorum. Biyoloji. Senin? Matematik. Matematikti. Yani. Evet, matematik. Oradan. Mesela Türkiye'ye gelmek nereden akıl ettin? Hani Ghana'dasın sen. Türkiye'yi biliyor muydun bundan önce? Evet, Türkiye'yi biliyordum. Yani ben çocukken beri sadece uluslararası şöyle yapalım şapkayı. Oku falan okumak istedim. Tamam. Onun için her zaman uluslararası okullar düşünüyorum. Mesela Ghana'da oturuyorsun. Allah Allah, Türkiye, Türkiye. Neden Türkiye mesela, atıyorum Yunanistan değil, Macaristan değil, Türkiye? Gerçekten Türkiye'de insanlar iyi. Bence çünkü insanlar... Sen orada nereden biliyordun bunları? Birisi mi anlattı sana Türkiye'yi? Bazen zamanda televizyon falan izliyorum. Yani bazen ülkeler falan yani yardım falan. Dedim burası cennet cennet, gideyim bir an eve. Beklediğin gibi oldu mu? Güzel miymiş gerçekten? Evet, Türkiye? Evet. Türkiye gelince Türkiye güzel bir yerde. Yani. İnsanları nasıl buldun? İnsanlar bizim ülkede de Türk insanlar var. Yani okul falan, iki tane okul var şimdi Ghana'da. Yani orada Türkiye insanlar tanıştık. Çok güzel. Evet. Peki şu tarafa doğru geçelim. Yemen'den gelen arkadaşımızın yanına gelelim. Merhaba. Sen ne kadardır buradasın? 8 ay oldu geleli. Geleli. Sen de mi 8 ayda öğrendin Türkçeyi yoksa? Evet. Kurs alıyorum şimdi. Allah Allah. Ulan Türkçe vallahi bu kadar. Yani keşke biz de böyle doğuştan İngilizce öğrenseydik de sonradan Türkçe öğrenseydik. Özellikle kendi dilim Arapça ana dilim. O yüzden Türkçe çok Arapça kelimeler var. O yüzden yani aslında biraz... tabii Yemen ve Türkiye Osmanlı döneminde evet. Büyük birlikteliği olan bir yer sonuçta. Evet tabii tabii. Yemen yani Yemen ile Türkiye önceden beri gelen güvenli bağlar var. Osmanlı'nın çok güçlü evet. Bağları da var orada. Evet tabii tabii. O yüzden... Buraya gelince yabancılık çektin mi? Böyle seni kendimiz gibi görüyoruz sonuçta. Yok, ilk geldiğimizde kendimi çok yabancı yani hissediyorum. Çok memleketimi özledim, ailemi özledim. Hatta bile bazen dönmek istemiştim ilk geldiğimde. Türkiye'yi çok seviyorum der misin Arapça? Ana uhib Türkiye kesiren. Harikasın. Peki hemen bu tarafa doğru gelelim bakalım. Senin biyolojiydi değil mi? Evet biyoloji. Biyoloji. Nasıl, okuldan memnun musun? Evet okulda memnunum çünkü mesela ben her dersimi geçiyorum. Mesela iyi çalışıyorum. İyi çalışıyorum, dersimi geçiyorum diye bak. Buradan çalışmayanlara duyurulur. ondan için ben çok memnun oldum ben de burada. Arkadaşlarla aranız nasıl arkadaşlar? Aramız çok iyi. Bazı arkadaşların çok iyi mesela yardım seviyorlar mesela. Yardım sever. Evet. Toplum evet. Olarak zaten evet, öyleyiz. Sizler de öylesiniz. Evet. Hakikaten iyi ki geldiniz. Renk kattınız. Evet. Birlikte olmaktan. Sen Somaliliydin değil mi? Evet. Evet. Sakız mı var abi? Aynen. Ne kadar ki var hemen böyle sakız. Gel şöyle geçelim. Evet. Somali deyince benim aklıma ilk şu geliyor. Az daha gelebilir misin? Güneşte kalmayalım. Mogadishu geliyor. Aynen. Mogadishu gelince de işte o açlık sefalet geliyor. Şu anda Somali'de durum ne? Vallahi şimdi Somali olarak insanlar değişiyor. Yani mesela merkezde yaşayan insanlar yani %80 sıkıntı yok. He. Ama bölgede yaşayan insanlar biraz sıkıntı var herhalde. Yani Somali dediğimiz zaman hemen aklımıza böyle korkunç manzaralar gelmesin. Mogadishu ya da merkezde yaşayanların durumları fena değil. Yani hep açlıkla, açlıktan ölümlerle aklımıza kalıyor Somali. Ama herhalde çevresel köyler ya da kırsal kesimler mi zorda? Aynen. Oralarda zor. Ama herhalde Allah şükür şimdi iyiler. İyiler. Evet. Peki. Biz Türkiye olarak da oraya çok yardımda bulunuyoruz sonuçta. Bulunmamız da gerekiyor zaten. Zaten ben de gördüm. Sizin orada çok yardım ettiniz. O yüzden size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür edeceğim. Allah öyle acılı günler yaşatmasın. Yaşatırsa da hep beraberiz. Türkiye'yi nasıl buldun? Vallahi güzel mi? Türkiye ülke olarak güzeldir. Ben Türkiye'yi nasıl buldum şöyle anlatayım. Somali'ye Türk okulları var. Oralarda araştım. O yüzden buldum. Buldun. Evet. Gelince sevindin mi? Ya iyi bir yere gelmişim dedin mi? Vallahi ilk gelince çok merak ettim. Ama ondan sonra alıştım her şeyi.
Çok güzel. Sen de mi Türkçeyi yeni öğrendin? Yani çok güzel. Çok güzel anlatıyorsun arkadaşlar derdinizi. Aynen ya. Ben de kursa falan girdim İzmir'de geçen yıl. Allah şimdi biraz iyi biliyorum. İyi. Önemli olan şu. Önemli olan gelin arkadaşlar şöyle beraber tamam. Kapatalım. Önemli olan derdinizi anlatmak. Önemli olan sorunları anlatmak. Hakikaten biz sizlerle tanıştığımızda ve sizleri misafir ettiğimizde hakikaten çok mutluyuz. Çünkü artık dünya eskisi gibi çok büyük gözükse de çok küçük. Birbirimize ulaşmamız çok küçük. Çok rahat en azından. Hakikaten inşallah burada eğitimlerinizi güzel bir şekilde devam ettirirsiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlerin de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Hep günlerimiz böyle güzel geçsin. En azından sevgili seyirciler şöyle beraber bir el sallayalım ve uğurlayalım. Bazen karlı bir yerde, bazen düz bir çimende işte bu olayı hep gerçekleştiririz. Ama bazen de böyle tabii ki betonlu yerde tekerleklerle beraber, bilyelerle beraber buradan kayarız. Şimdi buradaki etkinliklerin içerisinde yine mahalle kültüründen olan çok güzel bir etkinlik var. İki güzel kardeşimiz şimdi arabalara oturdular, kaykaylarına oturdular ve buradan hazır meyilli, rampalı bir yer bulduk, aşağı doğru inelim dediler. Bu kolay bir iş değil. Dışarıdan çok kolay gözüküyor ama riskleri çok fazla olan bir şey. Çünkü karşınıza bir şey çıkarsa nasibinizi duvarda alabilirsiniz. Ama bu iki kardeşimiz çok yetenekli. Malzememiz de iyi diyorlar. Kolay gelsin bakalım sizlere. Dur. Nereye gidiyorsunuz ya? Ne bu? Allah. Kayıyor musun sen çoktan da böyle? Yapıyor musun? Evet. Seviyor musun? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bir kayalım. Gel şöyle. Dur söyleme şimdi. Röportaj yapıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Hiç ileri doğru kayın bak. Erhan abiniz orada tamam mı? Tamam. Biriniz Erhan abinin sağından, biriniz de solundan geçelim. Şu çocukları da şöyle kenara alalım. Erhan çok az daha şöyle gelebilirsin ortaya doğru. Evet. Hazır mısınız? Biriniz bu taraftan, biriniz bu taraftan gidin bakalım. Hadi kolay gelsin. Ben sağdan gidersem düşerim ya. O zaman soldan git. Hadi sen nereden istiyorsan oradan git. Vallahi nereye giderse oraya gidiyorum. Hadi git sen bakalım. Hadi. Şimdi size çok farklı bir sarma ve onu yapan genç kardeşimizi göstereceğiz. Gel bakayım buraya neredesin? Nerede? Burada mısın? Ne zaman 2 dakika hemen yer değiştin? Adın ne ablam? Sıla. Şimdi Sıla diyor ki, buradan Türkiye'ye sesleniyorum diyor. Bütün ev kadınlarına, ev hanımlarına. Sizler aklı sıra sarma yaptığınızı zannediyorsunuz. Sizin yaptığınız sarmaysa benimkine. Benimki sarmaysa sizinkine. Şimdi diyecek ki Sıla. Ya Türkiye izleyin şimdi. Biz size bir sarma göstereceğim. Ama tamam sakın televizyonun ayarıyla oynamayın. Buyurun. Ya benim kafama göre hesap edin. Bu bir sarma. Sıla, Allah aşkına nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum, yaprağı büyük geldi. Ben de doldurdum içine. Yaprağı büyük mü geldi? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet, tekerlemeyi. Evet, tekerlemeyi. Arkadaşlar. İşi Erhan, şimdi sen aç ağzını. Evet, o kısmı göremiyorsunuz ama ağızda şey arasında karıştı. Evet. Şimdi bir peçete alayım, bir de ayran alalım. Ayran. Ayran verin bakalım şöyle bir. Şöyle yukarıdan diyor, ayranı da göreyim. Sılacığım, yukarıdan diyor, yukarıdan diyor. Gerçekten. Müthiş bir şey oldu. Yani sarmasıyla ayranıyla çok kabiliyetli bir yere geldik. Şimdi ayran böyle döküldüyse ayran nasıldır diye merak ediyorum. Önce bir hiç içme. Gerçekten mi? Hiç içme diyor. Dur bakayım. Akserek, kökserek, bizden sizge kim gerek? Aman Allah'ım ben... Ben yapmadım, şu yaptı. Ekşir. Ben yapmadım. Bir kişi kaçmış. Ben ayranı kim yaptı? Kaçmış. Yani sen mi? Bu yapmış. Ben de diyorum bu standa niye az insan var? Demek ki sebebi benim. Peki çocuklar çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sılacığım. Sarmalar. Bir sarma daha. Sarmalar kitabına girecek. Bu sarma gerçekten buradan ev kadınlarına seslen. Böyle mi yapsınlar artık sarmayı? Yani ben nasıl yapıyorsam onlar da öyle yapsın. Peki sen de yarın öbür gün büyüyünce evlenince eşine böyle sarmalar yaparsın. Evet tamam. Yapacağım. Peki Sılacığım bir el salla bakalım şöyle kameraya. Çok teşekkür.
farklı bir mekandayız, farklı bir ortamdayız. Her şeyin doğalıyla, her şeyin güzeliyle beraberiz. Şimdi Topaç, özellikle çocukların, buna yeteneği olan çocukların çok sevdiği ve yapmaktan zevk aldığı bir şey. Şimdi bir hanımefendinin yanına gideceğiz. Gerçekten bir kamelyanın altındayız. Hanımefendi buraya Muğla dışından geldi. Hem kendisini tanıyacağız, hem de hakikaten burada sergilediği birçok şeyi hem kendisi anlatacak, hem de neler yaptığını göreceğiz. Efendim önce merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Şeyda İşman. Şeyda, ben şu tarafa geçeyim. En azından yüzünüz ekranda çıksın. Neler var efendim burada? Şimdi benim kendi topaç tasarımlarım var. Aslında ben uzman psikoloğum. Kendi öğrencilerimle çalışırken böyle bir proje geliştirdik. Daha sonra... Tasarımlar size mi ait? Tasarımlar benim. Kendim tornada da çalışmaya başladım. Bunları yapmaya başladım. Mesela İstanbul'dan geldiğim için bu mesela Kız Kulesi topaçı. Süper. Bunlar ama sadece iplikle değil, elle çevirilen. Fırıldak, değil mi? Fırıldak harika. Şeklinde. Süper. Bu Galata Kulesi. Tamam. Topaçı. Madem İstanbul'dan geldim diyorsunuz, Muğla'ya İstanbul'un da bir güzelliklerini getirelim, evet, diyorsunuz. Evet, getirdim. Görmedim uzun sürede Kız Kulesi'nde, Galata Kulesi'nde en azından özlemimizi gidermiş oldunuz. Evet. Nereden esinlendi? Yani psikologsunuz ama nereden geldi aklınıza? Şimdi ahşap oyuncakları yaygınlaştırmak amacıyla, doğal malzemeyle yapılan oyuncakları. Hep doğal malzeme kullandığımız için amacımız buydu. Daha sonra geleneksel oyunları fark ettim ve topaçın çok fazla bilinmediğini, hani topaçı çocuklara tanıtalım, onu senlere hatırlatalım istedik. Böyle başladı. Peki. Şimdi ben şu çocukların bu tarafa doğru geçeceğim. Sanırım bunları burada da çocuklar boyuyor herhalde Şeyda Hanım. Etkinliğimiz, boyama etkinliğimiz. Kolay gelsin. Ben burada. Ne yapıyorsun ablam, iyi misin? Adın ne senin bakayım? Zeynep. Zeynep, bak şu kameraya baksana. Bak da seyirciler desin ki vay be, ben de kendimi güzel zannediyordum. Bak 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 kameraya bak ama. Bak Erhan abine bak sen. Bak oraya bakayım. Bir öpücük at bakayım. At bir öpücük bakayım. Ha, canım benim. Peki Zeynep'ciğim ne yapıyorsun sen? Boyama mı yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Ne boyuyorsun? Topaç mı? Topaç boyuyor. Bir boya bakalım, bir görelim. Bir tane temizle. Şeyda ablan sana bir tane sıfır versin bakalım. Dur bakalım şöyle. Evet. Şimdi bunu alıyor çocuklar. Bakalım. Evet. Hadi bakalım Zeynep'ciğim. Gel şöyle. Ben döndüreceğim sana Zeynep. Tamam. Dur. Biz döndüreceğiz. Al bakalım sen boyayı. Bak şimdi. Hop. Değdir ama fırçayı biraz. Değdirmiyor mu? Öyle mi? Değdirebilir. Tabii az da değdir. Oh. Çok güzel. Şeyi boyadın. Hadi bakalım. Ben yapabilir miyim? Hepiniz yapacaksınız bakalım. Dur. Evet. Yavaşladık. Oo. Bak gördün mü? Hadi bakalım. Bir de sarı yap. Ya da yeşil yap. Tamam. Sana çevireyim Zeynep. Ha, bak yeşil oldu, ne güzel oldu. Hadi bakalım bir de sarı al. Dur bakayım şöyle bir düz çevirelim şunu bu. Hadi bakalım. Şimdi de sarı oldu. Bakın sevgili seyirciler, Zeynep'ciğim yeteneğiyle ne güzel şey yaptı. Aferin. Kızlar seviyor musunuz bunlarla oynamak? Ha? Evet. Gel bakayım sen de şöyle bir. Gel. Sen ne yapıyorsun, ne bu? Döndürüyorsun, onun bir adı var şimdi ben de hatırlamadım da. Yapabiliyor musun? Döndürebiliyor musun? Bazen. Gel bakayım şöyle bir. Gel. Gel 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 gel. Döndür bakayım. Erhan abin görsün seni. Hadi bakayım. Ha, çıktı mı? Hadi. Hadi bakayım. Bakayım senin gözlerine. Maşallah. Bak bak kameraya bak. Bak bir kameraya bak şöyle bakayım. Kameraya bak sürekli bak. Bir öpücük yolla bakayım. Haydi bakalım yine çocukluğumuza dönelim mi? Kimimizin apartmanımızda artık bir gülün dahi olmadığı ama doğada her şeyin bize armağan edildiği bir noktadayız. Hocamızla beraberiz. Hocam önce merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümünden Profesör Doktor Namık Açıkgöz. Evet. Hocam ne yaptık burada? Papatya var orada. Seviyor sevmiyor mu yapacağız? Yok herhalde. Evet, evet. O papatya seviyor sevmiyor. Çok yaygın. Ben size burada küçük bir sürpriz hazırlıyorum. Şimdi dikkat edin sevgili seyirciler. Bakın neredeyiz şimdi? Yer kesikteyiz. Ne yapacağız? Şu ottan. Dikkat edin şu ottan, evet. Şu ottan koparıyoruz. Koparıyoruz bakın. Böyle hiç başka, dikkat edin başka bir alet yok elimizde. Şurasından şöyle koparıp bu yabani yulaf çavdar. Bunu atıyoruz. Kalan şu ucu delik olan kısmı
şöyle hafif ezip, zurna dili gibi ezip, ondan sonra diye öttürüyoruz. Bu hüp 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 diye öttüğü için bunun adı hüppük. Bunun hazır böyle öteni var. Hemen hocamızın sözüne virgül koyuyorum. Çünkü sadece bu hüp hüp mü bunun adı? Hüppük. Hüp müp. Bunun sadece tek bir enstrüman değil, farklı enstrüman olarak da kullanabiliyoruz. Bakın şimdi hocam onlarla ilgili daha değişik neler yapacak? Şimdi şununla devam edelim. Bunu çoğaltabiliriz. 3-4 tanesini birden koro halinde mızıka gibi ses çıkarabiliriz. Ama bunun esas mahareti avuçla beraber sesi birleştirmek. Mesela şimdi çocuk ağlaması yapıyorum. Mesela bu çocuk ağlamaz. Bu çocuk çok ağlıyor ama hocama hemen süt verelim şuna. Evet. Şimdi kedi mi ağlaması? Kedi mi ağlıyor? Dikkat edin. Kavga eden kedilerdi bunlar. Hani böyle gerilirlerle yapar. Evet. Evet. Karşılıklı biz çocukluğumuzda iki çocuk bunları alır, bununla konuşurduk güya. Mesela şöyle yapardık. Karşımızda şu anda kimse yok ama ben tek başına konuşayım. Ya dedi. Evet. Hakikaten çok güzel hocam. Şimdi tabii aslında bir de şunu da düşünmek lazım. Şey de kalmadı. Bahçe yok. Bu malzemeler şimdi seyredenler de diyecek ki ya hocam sen yapıyorsun Erhan, sen gösteriyorsun bunları da biz bunlardan nerede bulacağız? Topaçı gösterdik mesela. Hakikaten şimdi bakkala gitse topaç var mı? Evet, bakkalda maalesef topaç yok. Bakkal var mı? Süpermarket. Neyse, şimdi felsefe yapmayalım oyunun üstüne. Bu otlar her yerde var ama şehirde yok maalesef tabii. Her yol kenarında, her dere kenarında, kırlarda, her yerlerde bol miktarda var. Bu yabani çavdar, yulaf dediğimiz şey bize derlerdi ki ekinden olmaz. Yani buğdaydan, arpadan olmaz. Niye? Çocuklar buğdayı, arpayı yolup ekonomiye zarar vermesin, yabanisinden alsın diye. Ailelerimiz biz de hiç denemedik. Yani arpada ve buğdayda böyle bunu yapma imkanı vardır diye hiç denemedik. Hep babalarımız dediği için kenarlardaki otlarda olur. Biz bu otlardan aldık ve buradan. Çocuk ağlamasıyla kapatalım hocam. Arabalar var, evler var. Ve bir de yaşanası çok güzel bir köy var. Ve bir de arkadaşımız, yakışıklı arkadaşımız oturmuş. Bunlar benim icadım, bunlar benim yaptığım ürünler diyor. Biz de dedik ki YG Televizyon olarak o zaman bu güzel tasarımları, bu güzel ürünleri siz sevgili seyircilere gösterelim istedik. Merhaba. Merhaba. Tanıyalım sizi. Olgun Ciğer. Evet. Resim öğretmeniyim burada. Şeyle uğraştım, Belihan soracaktım. Hani hadi canım akşam yattım sabah kalktım bunları yapayım dememişindir muhakkak. Yok yok yok. Neler var? Böyle çok güzel. Hakikaten şimdi bunlar benim... Şeyler var, araba, yarış arabaları var. Yarış demeyelim de takır araba. Orijinal, pardon, orijinal isimleri takır araba. Benim kendi takır araba. Takır araba. Takır tukur diye binildiği zaman ses çıkartır. Oradan takır araba diye adlandırılmış. Kendi yaşamıma ait oyuncak ve işte maketler bunlar. Şu mikrofon tutar mısınız? Yani şu arabanın bir tanesini şöyle alabilir miyim? Tabii. Evet, şöyle bir tane gösterelim bakalım. Oo, direksiyon da gidiyor, çalışıyor. Tabii. Harika. Evet. Bu arabalardan köylerde var mıydı hep? Biz bunu kendi şenliğimiz var. Yarışmalarını yapıyoruz Burdur'da, kendi köyümde. Normal orijinalleri şunlar. Var tabii, büyükleri var. Binilebiliyor. Çok güzel. Yarışlarımız var. Normal benzinli yani gidiyor. Şeyli. Yok. Ha, neydi? Yok. Yokuş aşağı bıraktığınız zaman. Ha, tamam, şey yok, motor falan yok. Karadeniz'de yapılıyor. Tamam. Tamam. Benzer bir yarışma ama. Sonra tekrar yokuş yukarı çıkarıyorsunuz. Ooo güzel. Eskilere dayanamıyor. Güzel. Bir de burada bir ev çatıları var. Onlar nedir? Bunlar yine
orman işçilerinin yaşamına ait işte belli bölgelerde, ormanlarda çalışan işçiler gittikleri yerlerde bu tahta barakaları yapıyorlar. İçinde yaşamak için, barınmak amacıyla. Çünkü kendi evlerini götürmeleri mümkün değil. Bu barakalarda yaşıyorlar ve oradan esinlenerek bu barakaları yaptım. Ne köy yapmışım buraya? Tabii işte zaten o kültürü gösterebilmek adına bunları yaptık. İnsanlar bu görüntüleri görünce hakikaten herkesin gıpta ettiği bir şey. Hani bir köyden kasabaya, şehre göç vardı. Şimdi tam ters göç başlıyor. Evet, evet. İnşallah bu duygular hiç eksilmez, hep devam etsin hocam diyorum. Mesleğinize de başarılar diliyoruz. Ama en azından beni bilgilendirdiniz. Ben ilk baktığımda yarış arabası gibi geldi. Sonra motorlu mu dedi, kaç motor diye soracaktık. Ama şimdi baktık ki bunlar tamamen manuel çalışan güzel şeyler. Yani tatlı yarış. Bu da iki kişilik, tek kişilik değişik şeyler var arada. Çoğu tek kişilik herhalde değil mi? Bunların evet, hepsi. Bunlar genellikle tek kişiliktir. Tabii bu o dönemde arkadaşlarımız kendi yaratıcılığına bağlı olarak dingilli yaparlardı bunun. Ne bileyim plakasını falan koyarlardı. Tabii süslemek için. Gerçekçi olsun. Şey. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çocukluğum, o çocuksu günler. İşte şimdi muhteşem karakterlerle. Önce Hacivat ve Karagöz'le. Bu özellikle orta oyununda ve Ramazan kültüründe bizim için çok önemli olan Hacivat'ımız, Karagöz'ümüz. Olmazsa olmazımız, hani o göle maya çalan, o eşeğe ters binen meşhur Nasrettin hocamız. Onun anlattığı anekdotlar, hikayeler hala hepimizin kafasındadır. Peki Keloğlan'a ne dersiniz? Keloğlan'a da bu sefer güzel bir kızımızı getirdik. Dedi ki Keloğlan kız olsa nasıl olurdu? Saçlı bir oğlan ama saçlı bir kızımız ama onu koyalım istedik. İşte burada Keloğlan'ıyla yoruldun mu? Yok. Peki burada Keloğlan'ıyla, Nasrettin hocasıyla, Hacivat'ıyla, Karagöz'üyle. Gelin bakalım çocuklar, şuraya da girin. Gelin. Hacivat'ıyla, Karagöz'üyle hepsi burada duruyor. Ve gerçekten de sizlerin güzelliklerini ve buradaki yaşamanız gereken duyguları aktarıyor. Ama tekrar söylüyorum. Hacivat'ıyla, Karagöz'üyle, Nasrettin hocasıyla ve Keloğlan'ıyla hala onların filmleri oynadığı zaman defalarca seyrettiğimiz o hikayeleriyle hakikaten bu görüntüler çocuklar için çok güzel. Burada çocuklar çocukluğunu böyle güzel şeylerle yaşıyorlar. Hadi bir el sallayın bakalım kameraya. Muğla Menteşe Yerkesik'ten bu kadar. Geldik buraya. Kimimiz çocukluğumuza döndü. Kimi çocuklar yaşanması gereken çocukluğu yaşadı. Kimileri ise anılarını ve duygularını tazeledi. Ne olursa olsun her zaman söylediğimiz bir şey var. Lütfen teknolojiden uzak kalmayalım. Hiçbir şeyden geri kalmayalım. Ama bu güzel duyguları el ele tutuşup kardeşlik ve arkadaşlık duygularının yansıdığı bu tür oyunları da unutmayalım. Biz Muğla Menteşe Yerkesik'teydik. Ama dileriz ki bu yaşanılan güzellikler sadece Muğla'da değil, bütün Türkiye'de, ülkemizin bütün illerinde, bütün ilçelerinde oluşsun istiyoruz. Peki gezindiğimiz burada bitiyor mu? Hayır. Daha öyle güzel şeyler var ki sizi buradaki bu güzel el ele tutuşma anıyla bırakayım ve ondan sonra da bakalım biz nerelere gidiyoruz. Dünya
Tüm insanlara